Basketbol Genel Direktörü Yiğiter Ulu'yla özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkürler. Güzel bir gün. Göreve başladınız. İstedikleriniz gerçekleşti mi? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Beklentileriniz karşılandı mı? Şu ana kadar gerçekten mükemmel bir yaz geçirdik diyebilirim. Yani aslında almak istediğimiz, listemize yazdığımız, takımımızda görmek istediğimiz hemen hemen bütün oyuncuları aldık. İyi bir kadro, çok iddialı ve bence bütün taraftarlarımızı çok heyecanlandıracak bir kadro kurduk. Şimdi de artık çalışmalara başladık. Yani kağıt üzerindeki kadro, kurulmuş olan kadro artık hayata geçiyor bu çalışmalarla birlikte. Ve bu çalışmaların da semeresini lig başladığımızda alacağımızı düşünüyorum. Transferler dediniz. Bu transferler birinci önceliğiniz miydi yoksa ikinci mi? Nasıldı? Bunu açıklar mısınız? Tabii şimdi her takımın transfer mevsimi başladığında bazı listeleri vardır. Her pozisyonda görmek istediğiniz oyuncular. Elinizdeki imkanlara ve o oyuncuların da sizinle kurduğu ilişkiye dayanarak bunları gerçekleştirmeye çalışırsınız. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir. Biz elimizdeki bütçeyi bu transferleri gerçekleştirmek için kullanırken, şartları zorlarken, en iyisini almaya çalışırken bir taraftan da tabii şöyle de bir şey var. Kendi hayalleri, kendi idealleri doğrultusunda en iyi yerde olmaya çalışan bazı yabancı oyuncular, özellikle yani Türkiye'deki oyunculardan söz etmiyorum. Çünkü Türk oyuncular için ideallerin en üstünde zaten elbette Beşiktaş formasını giymek vardır. Onlar konuştuğumuz zaman gelmek konusunda herhangi bir isteksizlik hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ama bir yabancı oyuncu için, özellikle de bir Amerikalı genç için, yetenekli bir genç için hep bir NBA rüyası var. Dolayısıyla bizim o NBA rüyasını aşıp o yetenekli genci takımımıza kazandırmamız, ligimize getirmemiz gibi bir biraz dolambaçlı bir yol oluyor. Yani yaz aylarında bazı transferlerin uzamasının nedeni ya da bazen bizim listemizdeki birinci, ikinci değil de üçüncü alternatife yönelmemizin nedeni bu oldu. Çok zengin, iyi çalışılmış, koçumuz Ahmet Kan Demir'le birlikte oluşturduğumuz, yani ortak bir akılla oluşturduğumuz çok zengin bir transfer listesi vardı. Dolayısıyla alternatifsiz kalmadık biz hiçbir zaman. Yani bir oyuncudan olumsuz yanıt aldığımızda hemen diğerine yönelmemiz çok kısa sürdü. Seçtiğimiz, görmek istediğimiz bazı oyuncuların, takımımızda görmek istediğimiz bazı oyuncuların NBA takımlarıyla kontrat imzalamış olmasını da, içlerinde en az 3-4 tanesi NBA takımlarıyla anlaştı. Bunu da aslında seçimlerimizin ne kadar isabetli olduğunun bir kanıtı olarak görüyorum. Çünkü aslında biz doğru oyuncuları bulmuştuk ama onların NBA düşlerinden kalkıp da uyanıp da Türkiye'ye gelmesini, İstanbul'a gelmesini sağlayamadık belki, ama tabii bunu da anlayışla karşılamak lazım. Basketbol Genel Direktörlüğü'ne Erman Kunter yönetiminden farklı neler getirebileceğinizi düşünüyorsunuz? Yani hedefleriniz nelerdir? Ben aslında bu koltuklarda oturan insanların, basketbol adamlarının hani birbirlerinden çok kalın çizgilerle ayrıldığını, çok çok farklı düşüncelere, çok farklı yapılara sahip olduğunu pek düşünmüyorum. Yani Erman Kunter de hem iyi bir dostum, arkadaşım, hem de basketbola, Beşiktaş basketboluna çok uzun yıllarını vermiş. Burada da gene oturduğu koltukta oturduğu sürece önemli işler başarmış bir meslektaşım olarak. Bence takdiri ve teşekkürü hak ediyor. Şimdi iki farklı dönemi vardı onun Beşiktaş'ta. Birincisi Euroleague'de geçirmiş olduğu ve koç olarak takımın başında sahaya çıktığı ilk senesi. Daha sonra Integral Forex'in de katılımıyla oynanan ikinci sene, yani Erman Kunter'in genel direktör koltuğunda oturduğu ve koçluk pozisyonunu sevgili Ahmet Kandemir'e bırakmış olduğu sene. İkisinde tabii farklı farklı takımlar izledi taraftarlarımız ama bu iki sezonun ortak özelliğinin şu olduğunu düşünüyorum ben. Kurumsallaşma yönünde,
ileriye dönük, Beşiktaş basketbolunda ileriye dönük yatırımlar yapmak yönünde. Ayağını yorganına göre uzatmak ve eski borçları büyük ölçüde ortadan kaldırmak yönünde çok ciddi adımlar atıldı. Yani hem bir taraftan sahada bir mücadele verilirken, sahada şampiyonluk için yarışılırken, Avrupa kupalarında daha fazla maç kazanmak, daha yukarılara tırmanmak için ter dökülürken, bir taraftan da geçmiş yıllardan kalan ne yazık ki ve Beşiktaş'ın da özellikle yurt dışındaki prestijini bir hayli aşağıya çekmiş olan bazı borçlar, uluslararası davalar ve taraftarları keyfini kaçıran haberler vardı medyaya yansıyan. Bunların azalması için, bunların takıma yansımaması için, başarısını etkilememesi için de ofiste aslında yoğun bir çalışma verilmiş. Ben bu çalışmayı devraldığımı söyleyebilirim. Yani kurumsallaşma yönünde atılan adımları devraldığımı ve tekrar o yönde ilerlemek isteyeceğimi, yani oradan aldığım, Erman Kurtler'den aldığım bayrakla bu yönde atılacak adımları daha da belki sıklaştırmaya, arttırmaya çalışacağımı söyleyebilirim. Şöyle ki, yani zaten gelir gelmez Beşiktaş'ın markasını, ismini, büyüklüğünü kullanarak hemen Eurocup'ta, Wildcard'a başvurduk. Ve aldık, Wildcard olan 4 takımdan biri olduk. Türkiye'nin aslında 2'ye düşmüştü temsilci sayısı. 3. Türk takım olarak Eurocup'ta yer alacağız. Bu bizim için çok önemli bir aşamaydı. Hemen ilk yaptığımız işlerden bir tanesi bu oldu. Hem kızlarda hem erkeklerde Beşiktaş'ın geleceğinde mutlaka var olacağını düşündüğümüz genç oyunculara yöneldik. Yani bu anlamda bu sene takımda izleyeceğiniz Doğan Şenli bence çok önemli bir transfer. Aynı şekilde kadın takımımızda da ciddi bir gençleştirme adımı atıyoruz. Onu da tabii aslında sezon başlayınca taraftarlarımız görecek. Bunlar aslında geçmişte başlayan Erman Kunter'in de içinde yer aldığı çizginin bir devamı olarak nitelendirilebilir. Hocam, ligde, lig kupasında ve Avrupa'da başarı kriterleriniz nelerdir? Yani Beşiktaş girdiği her organizasyonda şampiyonluğu telaffuz ederek yarışır. Yani biz Beşiktaş'ın yer aldığı birlikte şampiyonluk telaffuz etmeden yola çıkmasına, mücadelenin içerisinde yer almasına pek alışkın değiliz. Dolayısıyla mutlaka özellikle de yabancı sayısının arttırıldığı çok farklı, çok heyecanlı ve çok dengeli bir lig izleyeceğimiz böyle bir sezonda bence Beşiktaş en az diğer güçlü rakipleri kadar geçmiş yıllarda zirvede görülmesine alışkın olduğumuz, şampiyonluk sayıları çok olan diğer rakipleri kadar şampiyonluğun adayıdır. Kupalar ve Avrupa kupaları tabii oynandığı sistem itibariyle biraz daha sürprize açık alanlar. Türkiye Kupası'nda zaten çok erken başlıyoruz yarışmaya. Ligden de önce başlıyoruz. Çok sürprizler de yaşanabilir ama çeyrek finale gittiğimizde Şubat ayında biz de gene kupanın adaylarından biri olacağımızı düşünüyorum. Ama bu sene Eurocup'ta asıl olarak hedefimizin, en önemli hedeflerimizden bir tanesinin Eurocup'ta final oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu sene kurduğumuz kadroyla herhangi bir Avrupalı rakibimizden aşağıda değiliz. Yani bu kadronun kimyasının tutması, her hafta biraz daha iyi basketbol oynaması, birbiriyle kaynaşması ve sistemin oturması neticesinde ben Eurocup'ta taraftarlarımızın son derece keyif verici maçlar seyredeceğini, gurur duyacakları sonuçlar alacağımızı ve finale kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Hocam, Beşiktaş nerede olursa kendinizi başarılı kabul edersiniz. Yani nedir bu başarı kabulünüz? Bu saydığım hedeflerde yani hepsini vurursak, hedeflerin hepsinde başarıya ulaşabilirsek tabii ki başarılı olarak addedilmemiz lazım. Ama benim hani kendimi başarılı olarak görmem değil de camianın, taraftarlarımızın ya da tarafsız olarak dışarıdan bizi izleyen objektif gözlerin bize başarılı demesi bence asıl olan şey. Yoksa insanın kendisini ben başardım, çok iyiyim demesi. Evet, bir yerde tabii kendi özgüveninizin olması, kendinizden memnun olmanız hoştur, iyidir ama
dışarıdan bakan gözlerin bizi takdir etmesi bence daha önemli. Yani sezonun sonunda bir kupaya sarılıp eğer bir fotoğrafımız olursa kupalardan bir tanesini herhalde başarılı olarak alkış toplarız diye düşünüyorum. Hocam taraftara gelmek gerekirse sabırsızlıkla kombinelere bekliyorlar. Kombineler ne zaman çıkacak ya da bir planlama var mı, bir program var mı bunun için? Planlamamız aslında 22 Ağustos Cuma günü üzerineydi. Yani Biletix'le yapılan görüşmelerde bazı ufak tefek pürüzlerin aşılması için, her şeyin dört dörtlük olabilmesi için birkaç gün daha ertelemenin uygun olduğunu bize söylediler. O yüzden sanıyorum pazartesi günü hazır olabileceğiz ve bu haftadan itibaren taraftarlarımız kombinelere ulaşabilecekler. Peki geç kalındığını düşünüyor musunuz kombinelerin çıkartılmasını? Yani taraftarların sabırsızlanmasını ben anlayabiliyorum. Şunun için anlayabiliyorum. Biz kadromuzu kurarken son derece kararlı hareket ettik. Çabuk hareket ettik. Transferimizi çabuk yaptık ve kadromuzu çabuk kurduk. Hemen de kampa girdik gördüğünüz gibi. Hala kadrosunu tamamlayamamış bazı rakiplerimiz var. Takım bu kadar çabuk kurulunca taraftar da aslında onu bir an önce sahada görebilmek için sabırsızlanıyor. Ama aslında bakarsanız eğer maçların başlamasına yaklaşık 1,5 ay var. Yani bizim belki de İntegral Arena'da, Akatlar'da oynayacağımız, şu anda hazırlık programına baktığım zaman oynayacağımız ilk maç 27 Eylül'de olabilecek. Bugünden bakarsak bir aydan fazla bir zaman var önümüzde. Yani taraftarlarımızın kombinelerini alması için, maçlara hazırlık yapmaları için ve yavaş yavaş havaya girmesi için yeterli zamanın olduğunu düşünüyorum. Hocam taraftarlar bütün kısımlardan kombine alabilecekler mi? Yani bir bölge var mı, şuradan alabilirler ya da buradan alabilirler ya da hepsinden alabilirler diyebiliyor musunuz? Zaten çok fazla kısıtlamayla kafaları karıştırmak ve insanları yormak istemiyoruz. Bizim dileğimiz mümkün mertebe çok sayıda izleyiciyi, çok fazla basketbol severi tribünlere çekmek olduğu için ve Beşiktaş taraftarının da akatları her maçta doldurabilecek güce ve coşkuya sahip olduğuna inandığımız için hani orada bölümler ayıralım, şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım diye karmaşık bir şeyle, şemayla taraftarın karşısına çıkmak istemiyoruz. Çok basit bir şey yaptık. Hani bir her zaman talibi olan talebi biraz fazla olan bir bench arkası türbünümüz var. Orası diğer yerlerden daha ayrı bir fiyatla sunuluyor. Onun dışındaki her yer ayrı, aynı fiyatla ve işte öğrenci indirimimiz var. 3 yıldır üst üste kombine alanlara küçük de olsa bir indirimimiz var. Yani devamlılığı sürekli kombine kart alanları teşvik etmek istiyoruz. Onlara biraz daha indirimlerle en azından gönül almak istiyoruz. Şöyle de bir şey var. Yani geçen yıl kombine kartı olanlar kendi aynı yerlerini alabilmeleri için sanıyorum 1 Eylül'e kadar, yani ilk hafta boyunca beklenecekler. Onların yerleri rezerve olarak tutulacak. Ama 1 Eylül'den sonra, 1 Eylül'de eğer hala geçen seneki kombinelerini yenilememişlerse o zaman orası bir başkasına satılabilecek. Ama ilk hafta için geçen seneki kart sahiplerine böyle bir ayrıcalık tanıdık. Ayrıcalık kampanyalar dediniz. Yani taraftarı akatlara çekmek için başka projeler var mı? Hayata geçirebileceğiniz ya da konuşulan nelerdir bunlar? Neler söylemek isterseniz? Ufak tefek sürprizlerimiz olacak. Yani onları biraz zamanı geldiğinde de açıklamak istiyorum. Armağanlarımız olacak kombine kart sahipleri arasında yapılacak çekilişlerde. Zaman zaman bu çekilişlerle birkaç taraftarımızı oyuncularla buluşturmak, kaynaştırmak istiyoruz. Oyuncularla, teknik kadroyla buluşturmak, yakınlaştırmak istiyoruz. Her ay buna benzer bir şeyler yapabiliriz. Yani bu yıl aslında taraftarla takım arasındaki iletişim köprüsünün daha sağlam olmasını, bizi daha iyi motive etmesini, bizi ileri itmesini istiyoruz. Geçen yıl
sezonun belki de pek iyi başlamaması nedeniyle, yani başlarda istenen sonuçlar alınamamıştı. Biraz da ondan kaynaklanan bir kopukluk vardı tribünle bizim takımımız arasında, saha arasında. O kopukluğu tamir etmek niyetindeyiz. Beşiktaş taraftarının bütün diğer takımlar tarafından, bütün rakip taraftarlar tarafından kabul edilen inanılmaz bir yaratıcılığı, inanılmaz bir espri gücü, mizah yeteneği var. Bunun bize olumlu olarak yansımasını, yani salonu dolduran taraftarlarımızın bizi zaman zaman eğlendirerek, zaman zaman gülerek ama çoğunlukla coşturarak, ateşleyerek hep arkamızda olmasını istiyoruz. Yani tribün gelip de eleştirilerin dile getirildiği yer olmasın. Elbette eleştiriler olacaktır ve eleştirilerin de yapılacağı yerler, platformlar vardır. Her şey her zaman güllük gülistanlık gitmiyor. Bunu ben de biliyorum. Ama taraftarın eleştirisini bizim üzerimize boca edeceği yer tribün olmamalı, maçlar olmamalı. Orada bence oyuncunun emeği, oyuncunun mücadelesi yüceltilmeli, saygı görmeli ve en çok oyuncu alkışlanmalı. Biz bize yöneltilen eleştirileri dinlemeye, göğüslemeye, onlara göre kendimize çeki düzen vermeye hazırız. Bunda hiçbir problem olamaz. Ama maçlarda bizi eleştiren sloganlardan çok bizi ateşleyen alkış sesleri duymak istiyoruz. Hocam, taraftarla daha aktif iletişim içinde olmayı düşünüyor musunuz sosyal medya olarak mesela? Sosyal medyaya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben kişisel olarak sosyal medyada yer almıyorum. Biraz aslında başlangıçta girdim, ağzım yandığı için hemen kaçtım ama tabii ki Beşiktaş Basketbol, Beşiktaş Integral Forex markasıyla biz sosyal medyada son derece aktifiz ve takipçilerimizin de bizimle beraber hızla büyüyor olmasından çok memnunuz. Bu anlamda buranın önemli, sağlıklı bir iletişim hattı olduğunu düşünüyorum ben. Bunun da taraftarla olan ilişkimizde pozitif etki yaratacağını düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman bazı aceleden kaynaklandığını düşündüğüm yanlış sosyal medyada belki de yanlış kullanımlar hatalara yol açabiliyor. Bunun başka alanlarda da görebiliyoruz. Yani sadece sportif olarak söylemiyorum. Siyasetçiler ya da bazı ünlü kişiler zor duruma düşebiliyorlar sosyal medyada yaptıkları hatalar yüzünden toplumun önünde. Bizim de burada dikkatli kullanmamız lazım sosyal medyayı ama bunu becerebilirsek taraftarlar